Arkadaşlar, Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalından herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tracker SMP'deyiz. Duisburg yolundan Kaleis'e doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz 1 Nisan şakası yaptı SCS kendi aklınca işte. Bir de böyle bir zımbırtı getirdi bize. Offroad tarzı bir araba. Buraya kadar getirdim. Çünkü Duisburg'un çıkışı saat 6.49 olduğu için çok yoğun değil. Çok boş. Birazdan ilerideki park yerlerine falan gireceğiz. En azından oraya yakın olsun. Videoda 20 dakika olmasın be kardeşim. 15 dakika olsun, 10 dakika olsun yani. Zaten 3 dakikasını izliyorsunuz, ona da abone olmuyorsunuz. Neyse. Bu şekilde bir araç getirdi. Şimdi bu şeritlere sığıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki şeritler yoldakilerle aynı. Ama birazcık tabii dönüşlerde gördüğünüz gibi sıkıntı. Baya sıkıntı. Şu ilerideki şerit kısmında bir göstereyim abi. Ana yoldaki şeritlerle aynı aşağı yukarı. Yani şu şekilde tekerlekleri oraya sığdırabiliyoruz. Ancak virajlarda ve dar yollarda biraz tehlikeli olabiliyor. Çünkü içeriden onu kestirmek zor. Şöyle baktığın zaman lastik burada gözüküyor ama aynada gözükmüyor. Yani böyle saçma sapan bir şey aslında ama bilmiyorum. Biraz da değişik bir muhabbet. Yavaştan devam edelim abi serice. Çok fazla hızlı gidemiyorum bu arada. En ufak bir şeyde birazcık böyle bir götü başı ayrı oynamaya başlıyor. Hani azıcık daha birazcık daha salsam böyle direkt takla yapıştıracak yani bize. Daha kalkmadı. 3 Nisan oldu bugün. Hala bir güncelleme gelmedi, bir kalkmadı. Acaba böyle kalacak mı bu, ondan da emin değilim. Yani normalde 1 Nisan şakası olarak çıkardı böyle şeyler. Ertesi gün yok olurdu. Ama bu sefer, bu sene öyle bir şey olmadı abi. Geldi. Ha bak de işte 3 gün oldu. Hala burada. 3 vites yapmışlar bu arada. Gerçi bilmiyorum. 4'ü 5'i belki vardır ama işte bizim simülasyon 1'de olduğum için şu anda şey var çünkü. Çok fazla insan yok. 600-700 kişi var şu anda bu sunucuda. Diğerinde 60 kişi var. Yani 60 kişiyle olup 50-150 ile gideceğine. Gerçi 60 kişinin 60'ı da bu yolda oluyor. O da çok ilginç. Yani koskoca bir Türkiye haritası var. Türkiye haritası diyorum. Koskoca bir oyun haritası var. Mesela Edirne'ye gidiyorsun abi, bomboş ya. Türkiye bomboş, İstanbul bomboş. İlk çıktığı zamanlarda bile çok tutmadı yani. Aksine bizim Türkiye haritaları daha bir gerçekçi, daha bir keyifli oluyor. Şu lag muhabbetlerini bir türlü çözemedik abi. En baba internete bağlattık. Gene bir araba gelirken neyini yüklüyor bilmiyorum ama adamların bir şeylerini yüklerken gene bir ufaktan bir çıt çıt lag çakıyor yani bize. O çok can sıkıcı bir muhabbet. Şöyle isimleri bir kapatalım. Evet, karşı taraftan baya gelen var. Bu arada tır seviyesindeyiz arkadaşlar. Harbi tır seviyesindeyiz yani. Yüksekliği çok güzel. Normal Skoda'dan bence daha keyifli. Ama tabii şu ses artık baydı be. Yani şöyle bir Varex Marex bir şey bir getirin abi. Ya sana bir şey diyeyim bak. EDS'yi Türkler yapmış olsa harbi diyorum çok keyifli olurdu. Çok güzel olurdu. Koy baba garajı ya. Bütün arabaları koy. Bu kadar mı zor be abi? Bu kadar mı zor yani? Koy bütün arabaları. Koy egzozları. Koy Varex'leri. Her şeyi koy ya. Ne bileyim. Adamlar o kadar tırların lisansını falan filan alabiliyor. Değişik bir muhabbet. Evet, park yerine doğru girişimizi yapalım. Aynen. Burası kalabalık. Artık abi Tracker SMP'nin gözde yollarından bir tanesi burası oldu. En güzel mekanlarından bir tanesi burası oldu. Yapı olarak da çok güzel duruyor. Büyüklük olarak da çok güzel duruyor. Aşağı yukarı bir tahminimce bir 500-600 tane tır buraya her türlü rahat bir şekilde sığar. Yani buradan ileride 2-3 gün sonra bir konvoy, Türk ekipleri bir konvoy yapmaya kalkarsa biz naneyi yedik abi. Yan taraftan yolda gidemeyiz artık. Lagdan falan. Buraya bir sanayi koymuşlar. Tamir yeri. O da güzel. O da güzel bir mevzu. Yolda gittin, hasar mı aldın? Gel kardeşim yaptır. Devam et. Evet, Kaleis tarafına gideceğiz. Abi orada da Kaleis tabelası var. Burada da Kaleis tabelası var. İleriden sola da dönsen Kaleis, sağa da dönsen Kaleis. Buradan da gitsen Kaleis. Anlamsız bir şekilde. Evet, şu ustaya birazcık bir yol verelim. Derken o Dorsey'i taktı zaten. Ustam sen kesin Türk değilsindir. Evet, değilsin abi. Zaten dur baba, ben mi geçeyim? Eyvallah. Bak yol verdi bize güya. Yeteneksiz, bir tane tırı çeviremedi oradan. Aa, yağmur başladı. Arkadaşlar, yıllar sonunda ETS'de yağmura yakalandık ya la.
Vallahi yağmuru unutmuştuk. Bu oyunda yağmur varmıştı demek ki, evet. Varmıştı demek. Türkçeye bak birader. İyice bozulduk yemin ediyorum ya. Buradan da kaleye gidiyoruz. Buradan sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Oğlum herif 2,5 dorsa almış. Bu da 2 tane dorsa almış. Bir de arkasına tanker takmış. Manyak herif. Kaleis'ten mesela 3 dorsa almaya çalışıyorduk. Biz yasaktı. Bilmiyorum o değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Aa bak tam şeritten gitmeye çalışıyorum. Şöyle dış kameraya geçeceğim hemen. Yola bir atayım kendimi şöyle. Bak şeridi ortalamak bu kadar basit aslında. Şu an ortadayız abi. Evet. Ama dar yerlerde falan kestirebilmek o açıyı biraz sıkıntı. Aa sis de çöktü. Bok gibi oldu lan oyunun görüntüsü. Niye yani yağmur yağınca niye sis çöküyor ki? Oğlum bu yağmur damlalarının görünüşü falan filan böyle bir değişik olmuş ya. Böyle sanki Truckers of Europe 3'te daha mı güzel ne bileyim, gözümüz ona mı alıştı yoksa? Baksana damlalar şey yapıyor ama böyle damla akıyor yani. Camdaki damlalara bak. Ya yağmuru da hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. 7/24 dışarıda yağmur yağıyor. Oyunda yağmur yağıyor. Bilmiyorum ya, ben Karadeniz insanı değilim ya. Ben daha çok böyle Trakya tarafı. Günlük güneşlik, yağmur yağması için dua ederler falan. Öyle bir toplumda yaşamam lazım benim. O taraflarda yaşamam lazım böyle. Gideyim o taraflara. Yağmur olmasa da olur benim için hayatımda. Benim için çok da önemli değil. Güneş olsun, sıcak olsun. Soğuğu hiç sevmem. Sıcaktan zarar gelmez. Soğuk her zaman bir sıkıntı yaratır insanla. Soğuk olur, kemiklerin ağrır. Üşürsün. Ne gerek var baba üşümeye ya? Mis gibi sıcak memleketler var abi. Yaz, kış. Antalya'da aradık mesela günlük güneşlik. Kışın tişörtle gezerdi. Edirne de aynı şekilde. Kışın tabii götümüz donuyordu bazı dönemlerde. İpretiyordu insan ama bazı zamanlarda da çok da güzel oluyordu yani. Tam böyle kıvamında. Ama bu Karadeniz, Ordu, Trabzon, Samsun civarları buz gibi abi. Buz gibi, bırakın bu işleri. Vallahi çok soğuk ya. Bak Nisan geliyor, Mayıs gelecek. Kaç aydır kalorifer yakıyoruz. Buna bir kardeşim. Kalorifer zaten doğalgaz sıktırısı zaten arkadaşlar yani. Hani yakmasan, üşüsen, hasta olsan daha çok masraf çıkacak, anladın mı? Hasta olsan, ilaç almaya kalksan daha çok mu? Eyvah, yol çalışmasına geldik. Zort olacağız şimdi, zort. Evet abi, burada kazası belası gidebilirsek şöyle ortalayayım ben şeridi. Şöyle Allah cezanı vermesin seni. Eyvah eyvah eyvah. Abi. Arkadaşlar askıda kaldık. Abi askıda kaldık ya. Buradan çıkamayız değil mi? Yok abi. Arkadaşlar. Şu an hop gelen giden yokken şöyle bir çıkmaya çalışacağım abi şuradan. Yanlış yerde çıktık bu arada ya. Oğlum ben karşıya geçecektim. Bir dakika, şuradan bir de bir karşıya zıplayalım arkadaşlar. Dur. Abi çok tehlikeli burası ama. Şöyle gelen giden var mı? Bu taraftan yok, tamam. Bak şuradan karşıya zıplamaya çalışacağım şimdi. Oo, burası biraz sıkıntı ama hadi bakayım oğlum, hadi çıkarsın be. Yok. Arkadaşlar şansa bak ya. Şu ortaya atsam kendimi oradan çıkarım biliyor musun? Şöyle bir tekerleği çıkartsak oraya. Şuradan kırsak. Çok iyi abi. Yaşadığımız olaya bak. Dışarıdan sırf sana göstereyim diye dışarıdan bak. Sort olduk yani. Abi bir tık daha çapraz atacağız. Açılsın hemen topaşı skillerimiz. Haydi oğlum. Hadi be abi. Karşıdan gelen var. Bizim taraftan yok gibi gözüküyor. Abi buradan. Heh. Gel.
Abi çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar. Sonunda çıktık. Vallahi çıktık ya. Bir şey diyeyim mi sana? Oğlum bu nasıl bir şeydir ya? Dur bak burada. Arkamıza bir şey geldi. Arkamıza bir araba geldi. Evet abi şöyle içeri geçelim. İçeriden devam edelim. Allah cezanı vermiş. Çok dar bu yol. Çok dar bu yol. Arkadaşlar en ufak bir harekette zor olabilirim. Burası iyice daralıyor oğlum. Eyvah eyvah. Dur bakayım. Dur bakayım. Usta. Usta şoförümüzle buradan çıkarız biz abi. Usta şoförümüzle buradan çıkarız da. Son düzlük. Hadi be koçum. Hadi be koçum yapma be. Oh. Atlattık. Arkadaşlar. Ana adamlar gerçekmiş lan. Ben NPC sandım onları. Vallahi geçtik abi. Bir şey diyeyim mi? Harbi çıktık arkadaşlar ya. Harbi oğlum ben usta şoför müyüm neyim mi abi? Çapraz atlata kasislerin üstünden atladık. Şey yol bariyerlerin üstünden atladık. Kasis olsa neyse. Abi kahvemizi de çekelim şöyle. Yapıştır. Adamlar bilmem ne ban, bilmem ne rekord falan filan deyip duruyorlar ama ne yapıyorlar anlamadım yani. Şöyle bir az bir kendi şeridimize geçelim. Abi güzeldi ya. Bu arada arkadaşlar bizim YouTube'da biliyorsunuz ki bir ayrımcılık muhabbetimiz var abi. Belli bir kalitede atıyorum ben videoları mesela tamam mı? 2K çekiyorum abi. 1080p çeviriyorum. Bana bir kodek vermiyor. Neymiş? Efendim işte belli bir abone sayısına olman lazımmış da. Ondan sonra videoların VP kodeğine geçecekmiş. Bak sen. 2K yüklüyoruz abi. Onu da yüklemek işkence. Gerçi işkence değil ama. Atıyorum baba azıcık bir çamurlaşma olur. Azıcık bir bulanıklık olur. Ona kusura bakmayın. Abonemiz yok diye böyle yapıyormuş. YouTube. Biz de abone olmuyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım yani? Bazı kanallar ağlar mesela. İzleyenlerin %9'u abone değil. Ulan benim %2'si abone ya. Manyamışlar. Benimkilerin %2'si abone. Hani %98'i abone değil. Diğerlerinin mesela %92'si abone değil. Lan benim gene o %6'lık kesim gelse zaten 10.000'i geçiyoruz biz. Değişik değişik muhabbetler. Yapıştır. Arkadaşlar 120 FPS kalesin girişi. Ama haritada yeni bir tır gördüğüm zaman ufaktan bir drop çakmaya başlıyor. Bu niye yapıyor abi? Neden yani? Bu en kötü bilgisayarda da yapıyor. En baba bilgisayarda da yapıyor. Bu niye yani? Bir şeyleri mi kapatmamız gerekiyor? Bizim bu tırı kırı SMP muhabbetinde bir şeyleri mi kapatmamız gerekiyor? Onu bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar geldik kale ise tertemiz bir yolculuktu. Azıcık rampalardan şeylerden atlaya atlaya güzeldi yani. Biraz bir fantazi yapalım mı? Şuradan kenardaki yola atlayalım mı? Gider mi acaba oradan? Bak karşıdan da geçiyor duruzlar. Gider ama şimdi giderim de şimdi banlanır bir de bir şey olur şaka olur bir şey yaparlar. Ondan sonra hesabımız zor olmasın abi. Bugün bir ETS de ucuz bir şey değil yani. Evet, arkadaşlar kalesin girişi gene bildiğimiz gibi. 120-150 FPS bantlarında gidip geliyor. Ancak evet ufak ufak bir şey yapıyor yani. Bir yükleme mi yapıyor ne abi bilmiyorum. Bu niye oluyor? Onu bir türlü çözemedik. Şöyle abi zaten aldık o Fırat arabasını. Azıcık şöyle bir yanına maske gidebiliriz. Evet koçum benim be. Buradan geçer mi? Oy bak burası güzelmiş ha. Burada bir fotoğraf çakılırız arkadaşlar. De. Niye böyle? Şimdi bak bir şey diyeceğim. Manzara. Abi yerlere de çöp atmışlar. Ya şu oyunda yapmayın bari bunu be kardeşim. Yok. Hiç güzel durmuyor. Şimdi ben fotoğraf çekeceğim ya. Hiç güzel durmuyoruz. Ana normal Skoda'ya bak lan. Market sepeti gibi duruyor tekerlekleri bundan sonra.
Abi güzel ya, güzel. Hakkını verelim abi. Şöyle rampa mampa dinlemeyiz. Dağ bayır dinlemeyiz. Aldık madem offroad lastiklerini. Şimdi izleyen admin varsa gülüyordur abi. Bu manyak ne yapıyor diye bir anda kilitlenebiliriz arkadaşlar bu arada. Evet, şunların üstünden de bence atlar. Şöyle bir... Yok, buradan çıkmıyormuş, evet. Geri geri de çıkmıyormuş. Şu an her şeyi deniyorum. Madem offroad arabası. Tamam, çok da şımarmayalım, ne olur ne olmaz. Hesabımız zorlamasın arkadaşlar. Şöyle ne yapalım abi? Sağ tarafı bir yerlere bir yanaşalım. Allah. Evet, adamlar arabaları kenarlara çekmiş. Baya baya da gidebiliyorsun bu arada ha, burada. Baya güzel de gidiyor yani. Şöyle bakıyorum, atlayabileceğimiz bir yer var mı diye, ama yok gibi gözüküyor. Şuradaki tırların yanına gidelim. Ne kadar yüksek olduğunda şöyle bir bakalım abi şuradan. Sana bir şey diyeyim, tırlardan daha yükseğiz biz bu arada. Aha, bence şuraya çıkar arkadaşlar, ne diyorsunuz? Hadi be. Ah be abi. Çıksaymış çok güzel olurmuş. Çıkmıyor. Bu arada şu Scania efsane duruyor ya. Baksana orada siyah ledler medler CX. Abi yapıyoruz bu işi ya. Yapıyoruz bu işi yani. Evet, şöyle Volvo arkadaşımızın yanına çekelim biz de. Manevrası çok güzel bu arada. Deli gibi dönüyor. Abi şu yüksekliğe bakar mısın? Tırdan daha yüksek. Harbi tırdan daha yüksek. Koltuk şeyi aynı. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, dünyanın, hatta Türkiye'nin en yavaş ilerleyen oyun kanalına destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.